merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Pazartesi günü yepyeni bir haftaya başlıyoruz artık. Mart'ın da son haftasındayız. Artık biliyorsunuz YouTube'a geri geldim ve harıl harıl bilgileri sizlere verebilmek için uğraşıyorum. Umuyorum keyifli bir yayın olacak. Lütfen yorumlarınızı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Sabahtan bu yana Reels'larla bankacılık sektörünü ve tabii ki bu hafta neler beklediğimizi anlatmaya çalıştım ama biraz daha kritik haftaya giriyoruz ve tam böyle pazartesi, salı, çarşamba pek bir şey yok derken Amerika tarafından Binance'e regülasyonlara uymadığına dair bir dava açıldı. Bu hemen an itibariyle görebileceğiniz gibi 26 bin dolarlık seviyeleri hemen itti. Çünkü Binance bu işin en başı çekenlerinden bir tanesi. Yorumları kapatıyorum çünkü şu anda kameraya bakarak konuşmamı benden istemişsiniz. Yorumlara en son soru cevap yaparız ve bakarız. Bugün de sizler için bayağı bir hareketlilik var aslında. Bu hafta genelinde Binance'e açılan davaya bakacağız ama altın, petrol ve dolar konusunda çok ciddi zor aşılabilecek bir hafta olmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana biliyorsunuz bankacılık sektöründeki krizi konuşuyoruz. 2 hafta önce Credit Suisse'le ve Silicon Valley Bank'in çökmesiyle başladı. Ama bulaşıcı bir kriz gibi gözüküyor. Bankacılık krizi hepimizi batırabilir de hangi yatırım araçlarına yakında durup hangi araçlara yakın durmayacağımızı birazcık gördük gibi. Altın ve Nasdaq öne çıkıyordu teknoloji hisseleri ama altında da Hindistan baskısı gelmeye başladı. Hindistan baskısının ne olduğunu da ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Bugün bu hafta özelinde kriptoya en yakından ilgilendiren pozitif olan şey Coinbase'in enflasyona endeksi kripto ile ilgileniyor olması. Çünkü bankacılık sektöründeki sıkıntılardan sonra ve milyonlarca insanın parasını bankacılık sektöründen çıkartmaya çalışmasıyla kriptoda mini bir rally olmaya başladı. Tabii bu Binance'a açılan regülasyonlara uymuyor davası belli ki bu haftayı kan kırmızısı yapmaya aday. Çünkü CZ'ye de bir dava açıldı kişisel olarak hem Binance'e hem CZ'ye. CZ'nin şimdi bundan sonraki açıklamaları önemli. Bana göre çok önemli bir durum yok. Yani Binance'in batması, alması veya ceza ödemesi değil. Hatırlarsanız Coinbase'e de açmışlar ve Coinbase paşalar gibi SEC'e ödemişti ki bu kripto staking ile ilgili. Staking dediğimizde nedir? Aynı bankalarda olan mevduat faizleri gibi, yani mevduata koyuyorsun, sen o koyduğun paradan bir şey kazanıyorsun. Coinbase cezasını ödemişti ve ardından önce bir sekin suyuna gitmişti, ardından istediğini yapmıştı. Nitekim şu anda da yine Coinbase pozitif olarak çıkıyor karşımıza. Bu enflasyona odaklı endeksi kripto ile ilgileniyor ve stabil coinlerin altını çiziyor. Coinbase de Binance'e rakip olmanın peşinde. O yüzden önümüzdeki günlerde CZ'den böyle bir durum yok veya ben cezamı ödeyeceğim gibi şeyler söyledikten sonra yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Biz de bu düşüşlerde alım fırsatı bence yaratmalıyız. Coinbase 24 Mart. Peki bu kripto, bu enflasyona endeksi kripto nedir? Biliyorsunuz enflasyona endeksli hisseler Türkiye'de işe yaradı. Amerika'da biraz işe yaradı. KKM, bunların hepsi eskiden beridir biraz külüstür diyebileceğimiz ama sıkışıldığında kullanılabilecek şeyler. Enflasyona odaklı olması enflasyonun sürekli artacağına dair insanlar altına, mevduata, borsaya, dolar endeksine veya 10 yıllık tahvillere neden yatırıyorlar? Enflasyona karşı kendilerini korumak için. Kriptoyu da bu döngünün içine girmek istiyorsa enflasyon odaklı bir kripto varlığı son derece mantıklı. Nitekim Coinbase 24 Mart tarihinde bir blog yazısında bundan bahsetmiş. Çıpalı kripto varlıklarla ilgilendiği söylemiş. Flatcoin deniyor bunlara. Ve yazısında sabit coin'in, stabil coin'lerin yani 1 dolara endekslenen USDC, USDT gibi şeylerin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Çünkü sonuçta bu stabil coin'lerde neden Tether sürekli basıyor? USDC sıkıntısı olduğunda, USDC hatırlarsanız bir Signature Bank'le ve SVB ile batan bankayla alakası vardı. Orada fonu monu varsa düşerdi. Hemen Tether basıldı. İnsanlar USDC'den kaçsın, USDT'ye gitsin diye. Evergrande konusu, eskiye gidelim. Çin'deki gayrimenkul devinde sıkıntı olduğunda demişler ki Tether'in elinde Evergrande kağıdı var. O düşünce o da düştü diye. Yani stabil coinler sonuçta bir şirket ve 1 dolara bir şey endeksi tutmaya çalışmak son derece zor. Ama tabii ki bu zaman Allah'a ve birazcık daha sektöre, blok zincir teknolojisine alışıldıkça biraz daha mantıklı hale gelecek. Coinbase'de yazısında
bunun altını çiziyor. Her zamankinden daha önemli. Çünkü diyoruz ki, ben birkaç sefer söyledim, tamamen malda veya tamamen nakitte girmek bu gibi belirsiz durumlarda çok karlı olmuyor. Çünkü o zaman ne oluyor? Tamamen maldaysan aşağıdan alamıyorsun ya da alacak paran olmuyor. Tamamen nakitteysen de ha düştü ha düşecek ha düştü ha düşecek cesur olamıyorsun. Çünkü malda değilsin. Ya girersem şimdi param eriyeceğe giriyorsun. Bu diğer tarafta. MicroStrategy'den haberler var. 6400 tane falan Bitcoin aldı. 150 milyon dolarlık bir alım daha yaptığını söyledi Michael Saylor. Genelde ters indikatör olarak belirlenir. O ne zaman alacağım dese düşüyor ama bunun tamamen Binance'la alakası var. Bu sabah saatlerinde ve bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi Bank of America, JP Morgan, işte Trust National, Wells Fargo gibi bir site var. Bunlar banka isimleri. Bir site var ve o siteye girdiğinizde CDS, 5 yıllık CDS primini görüyorsunuz veya kredi temerrüt faizini görüyorsunuz. Temerrüte ne zaman düşersiniz? Birisi alacaklarını, vereceklerini usule uygun ödeyemediğinde, aslında bir borçlanma. Bir banka zora girdiğinde veya orada bir faiz arttığında acaba alacak verecek dengesinde sıkıntı mı var denir. Ve belli yerlerden şirketler, JP Morgan gibi, Bank of America gibi, Wells Fargo, Trustworthy gibi böyle bankaların bu faizlerini kontrol ederek kötülük var mı, iyilik var mı? Ya da hani bu bankacılık sektörü bulaşıcı, buna da bulaşacak mı? Paramı bundan çekip XX bankaya almalı mıyım, almamalıyım mı? Kontrol ettikleri böyle veriler var. Ve ilginç bir şekilde bu sabah saatlerinde 7 tane bankanın bu verileri tamamen silindi. Yani kaldırıldı, yani bakamıyorsun. Bu şey gibi, siz orada bir sıkıntı olduğu zaman bir şeyleri gizlemeye çalışırsınız. Eğer sıkıntı yoksa açıklamanı yaparsın. Ben kripto varlıkların önemli olduğunu da oradan biraz fazla anlıyorum. Çünkü Janet Yellen'ın dilinde, Powell'ın dilinde, Sec'in dilinde. Bunlar demek ki aşağıdan bir devrim niteliğinde bir şeyin geldiğini biliyorlar ki bunun üzerine gidiyorlar. O nedenle bu bankacılık sektöründeki bu haber önemli. Bulaşıcı mı değil mi? Evet, bulaşıcı. Credit Suisse biliyorsunuz çok ciddi bir değer kaybetmişti ve bunda Saudi National Bankası'nın başkanı böyle belli açıklamalar yapmıştı ve %24 düşmüştü. O başkan da istifa etti. Şimdi bankacılık sektörü, bankacılık krizi olduğunda ne dedik? Nasdaq teknoloji hisseleri öne çıkıyor ve altın öne çıkıyor dedik. Ama altında şöyle bir sıkıntı oldu. Hindistan tarafından. Hindistan'da ve tabii ki Fed konusu da. Şimdi bu bankacılık krizinin derinleşmesiyle beraber Fed'in faiz arttırmaktan da faiz indireceği fiyatlanmaya başladı. Düşük faiz oranları altını aslında olumlu yönde etkiler. Hani düşür falan filan. Ama baktığımız zaman Fed tarafından gelen açıklamalar, yani Fed, Minneapolis Fed Başkanı Kashkari hafta sonu bankacılık sektörüyle ilgili konuştu. Resesyon başlayabilir dedi, bu bulaşıcıdır dedi, para politikasının ne anlama geldiğini iyi bilmeliyiz dedi. Ve cuma günü enflasyonun en önemli önceliklerinden gelecek, birazdan açıklayacağım, PCE geliyor bu cuma. Onunla beraber Fed'in faizlerde böyle belki de bir durması gerektiğinin altını çizdi. Ama bu, evet, bu altın için pozitif, ama altında ne olursa olsun birisi onu almadığı sürece, birisi ona yatırım yapmadığı sürece, birisi alımını devam ettirmediği sürece eğer bir değere ilgi azalırsa fiyatı düşer. Bu çok net ve altın fiyatlarında da bir Hindistan baskısı geldi. Evet, Fed pozitif ama Hindistan baskısı var. Hindistan'da Diwali Festivali var. Dönemde en fazla altın alınmasına izin veriyor. Yani inanılmaz bir talep patlaması oluyor. Çin ve Hindistan altın için önemli. Biliyorsunuz bizim Merkez Bankamız çok fazla altın aldığı için rekor seviyede, ama Hindistan'ın nüfusu daha fazla, alımı daha fazla. Ve Hindistan'da bu Diwali Festivali'nde dünyanın en büyük alımı gerçekleşiyor önünde. Ama gelelim, 10 gram 734 dolara çıktığında insanlar başladılar beklemeye. O nedenle altın talebin azalma ihtimali veya insanların bekleme ihtimalinden dolayı altın şu anda yukarıdan bir darbe yemiş gibi gözüküyor. Ve bu da önemli. Burada da baskı olduğunu göreceğiz. Cuma günü gelecek olan PCE verisiyle altın rahatlayabilir. Hindistan'da belli fiyatlar biraz düşerse de belki o talep gelince 2080 dolara doğru gidecek. 2080 dolarda önemli bir eşik olduğunu söyledik. Alıcılı girmesi gerekiyor bu. Hindistan, Çin alırsa 2080'i geçer. Ama 2-3 kere denedi. Şimdi tekrar bir cuma günü deneyecektir. Çünkü cuma günü enflasyon ve Fed ve faizler oranında önemli bir veri gelecek. Orada tekrar deneyecektir. Şimdi gelelim Binance'e kim dava açtı, onunla bakalım. Bir de petrolü söyleyeyim.
Petrolde 74 dolardan 73 dolarlardan 76 dolarlara çıkış oldu. Burada şimdi bizi artık etkileyecek tarafı geliyor. Irak Türkiye'ye karşı açtığı tahkim davasını cumartesi günü kazandı. 2014 yılında Ankara'nın iki ülke arasındaki Kerkük Ceyhan ham petrol boru hattında ihraç etmesine izin veren Ankara'nın iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2014 yılında bir tahkim davası açılmıştı. Cumartesi günü Irak'ın kazandığı ortaya çıktı. Ve ne oldu? Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandı ve artık petrol yani ham petrol sevkiyatını durdurdu. Peki ne kadarlık bir şeyden bahsediyoruz? Kerkük Ceyhan hattı üzerinden Türkiye'ye günde 450 bin varil gönderildiğini, bunun 75 bin varilinin Irak Federal Devleti'nden 370 bin de Kürt bölgesel yönetiminden çıkarttığı petrol var. Bu demek olur ki bir enerji sıkıntısı, bir belirsizlik olabilir. Çünkü biz biliyorsunuz yani İran'dan almayalım, Irak'tan alalım, Rusya'dan alalım. Farklı böyle Amerika'nın regülasyon, Amerika'nın yasaklarını yırtmamak için alternatiflere doğru yönelmiştik. Orta Doğu sınıfı, Orta Doğu ülkelerinde böyle bir sıkıntı da hemen petrol tarafında kendini gösterdi. Çünkü OPEC'le de direkt alakalı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi son olarak bu enerji sıkıntısı olduğu sürece eğer ki burada bir 80 doları zorlarsak o zaman gerçek enflasyonda ülkeler nezdinde artacağı için faiz indiriminde sıkıntı gerçekleşebilir. Fed tarafında piyasa şu anda bir bu yıl içerisinde 2'den fazla faiz indirimini fiyatlıyor. O nedenle bu cuma günü gelecek olan insanlar harcıyorlar mı, ne yapıyorlar kısmı çok önemli. Çünkü PMI'lar, geçtiğimiz cuma gelen PMI'lar yani insanların aldığını, sattığını gösteren PMI'lar beklentilerin 3-4 puan üzerinde geldi. Şimdi o nedenle burada önemli bir dönemeçteyiz diyebilirim. Nisan ayının ben pozitif olacağını düşünüyorum. Çünkü bir Fed baskısı yok. Ancak böyle günlük günlük konuşacaklar, sıkıntıyı yaratacaklar. ABD'de emtia vadeli işlem komisyonu, dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance'e düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı ve CZ'de dava açılan isimlerden bir tanesi. Binance çok önemli. Biliyorsunuz aldığınızı sattığınızı bir şekilde SEC'e açıklamanız gerekiyor. Böyle ufak çaplı bir regülasyon gibi bir şey getirdiler. Ve Binance özellikle bu para aklama konusunda veya Ukrayna Rusya'da işte parayı kaçırma, Bitlazo'yu unutmayın. Bütün Amerika'nın Adalet Bakanı da çıktı dedi ki Rusya üzerinden kara para aklanıyor. Binance de burada destek oldu. Hemen CZ geldi dedi ki ben sizinle işbirliğine hazırım bak bak ben sana açıklayayım dedi. Yani Binance üzerinde bir bulut var ama hangi alan batarsa batsın emin olun ki mutlaka sektör buna da şey yapacaktır. Sektör buna da uyum sağlayacaktır. Yani Binance düşer, o düşer, bu düşer. Şu anda 26.917'de bir doları görüyoruz. Şu anda CZ'nin neyden dolayı? Unregistered Crypto Derivatives. Yani gene bildirmediği için bir sıkıntı olmuş. Ve CZ'nin de buradaki davranışları önemli. 26.917 dolarda Bitcoin. 26.800 son derece önemli. 26.900'ün altı bile önemli. Bugün Ethereum 1712 ile direnç seviyesine geldi. 1690'a kadar bu iş onu çeker. Binance Coin'de 313 dolarda. Ripple bu gibi dönem ilginç bir şekilde artışını sürdürür ama kalıcı olmayacaktır. O nedenle kar almıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Diğerlerinde tabii ki de Bitcoin aşağı indiği için genel olarak hepsinde %4 ila %6-7 arasında düşüşler gerçekleşecektir. Bu saatten sonra CZ'nin ne diyeceği önemli. O nedenle düşük yerlere birazcık şey koymak, emir koymak buralarda faydalı olacaktır. Doge'da 0.70, 0.66'lı seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Ethereum'da 1680'leri görebiliriz. Çünkü 1730 desteği artık direnç haline geldi. Tabii bu haber odaklı. 26.900'e düştü Bitcoin. Burası da düşüş sürecektir. Belki de bu aşağıdan mal toplama açısından pozitif olacak bir süreç. Şu anda inanılmaz oynak. 26.950 oluyor, 26.901 oluyor. 28.162'den 26.901'e kadar indi. Daha da inişini sürdürecektir. Bu tamamen haber geldikten sonrasında gerçekleşti. Zaten kuvvetli değildi. Tamamen haber odaklı. 24 saatte Bitcoin volümü son derece hacimsiz. Hiç kimse yok.
Ve insan olmadığı için de ne oluyor? Aşağı, duramıyor. Bir şekilde bir yerinde duramıyor. Bunların hepsini göreceğiz. 24 saatlik şey çok önemli. Şu anda bir sıkıntısı var diyelim. Burada CZ'nin hareketliliğine bakacağız. Buna bakacağız. Altını konuştuk. Doları konuştuk. Şimdi buradaki bu haber çok fazla etkilemez ama dolar endeksinde bu hafta bankacılık sektöründen gelecek olan sıkıntılarla beraber 105 binli seviyelere gidebilir. Şu anda 102.913'te. Bu da demek olur ki cuma günkü veriler biraz daha böyle beklentilerden iyi gelebilir. Yani pozitife çıkabiliriz. Bitcoin'in burada sert düşmemesinin en ana nedeni dolar endeksinin o kadar onu zorlamıyor olması. Eğer bankacılık sektörüyle ilgili bir de bir kötü haber patlar, ne bileyim Binance'in fonlarının olduğu bilmem ne bankasında bu olur denirse, o zaman dolar endeksi artarsa, ki şu anda 103.000'e doğru gidiyor ama hala 102.000'de çok sıkıntılı değil. Yine de haber akışı açısından önemli diyelim. Ve bankacılık sektöründe son bir saatteki hareketlilik dolar endeksinde ufak da olsa bir rahatlama yanında getiriyor gibi görünüyor. Bankacılık sektöründeki sıkıntılar doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesini ve ama bazı Asya para birimlerine karşı değer kaybetmesini tetikliyor. O nedenle çok fazla böyle çok şey yapmamak lazım. Yani dolar endeksinin kafasına bankacılık endeksi vuruyor. Kriptonun başına CZ vuruyor. Altının kafasına Hindistan vuruyor. O nedenle burada işleme gireyim, ben şunu yapayım, şuradan para kaçırayım dansa biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada şöyle bir durum var. Postchain ile ilgili benim videolarımın altına sürekli yorum gelmeye başladı. Onlar kesinlikle doğru değil. Böyle scam projelerle ilgili veya böyle işte abi ben arttım, uçtum, kaçtım diyen şeyler oluyor. Biz o yorumları açmıyoruz hani kafanız karışmasın ya da burada bu izin verildi diye. Ama hakkımda olan kötü yorumları falan hepsine izin veriyorum. Çünkü burası sadece iyi şeylerin olduğu bir platform değil. Saygı çerçevesinde birbirimizi destekleyebiliriz, birbirimizi yerebiliriz ama saygı çerçevesi içerisinde. Ve ilk yorumlarda da şey geldi, arkadaki balon nedir? Arkadaki balon gördüğünüz gibi şöyle uzanabiliyor muyum? Uzanabiliyorum. Biricik olduğu için tabii ki unicornlu bir balonsuz gün geçmiyor. Burası bir küçük kız evi diyelim. Asya'ya dikkat edeceğiz. Asya'yı takip edeceğiz. Çok önemli Asya tarafından gelen şeyler. Çünkü Çin ve Yen, Yuan ve Yen üzerinde dolar güçleniyormuş gibi gözüküyor. Ama Asya tarafı önemli. Asya'dan iyi şeyler gelmiyor. Ve bu hafta 30 Mart'ta ABD'de işsizlik haklarından faydalanma gelecek. Ve hemen onun notunu almıştım. Gayri safi yurt içi hasıla geliyor Amerika tarafında. 3,2 gelmişti. Beklenti 2,7 oranında, daha az büyümesi lazım. Ve 31 Mart'ta PCE geliyor 15.30. Ve gene cuma günü saat 12'de Euro bölgesinden enflasyonu karşılayacağız. Perşembe, cuma günü oldukça hareketli olacak. Bir şey olursa zaten buradayız. CZ haberiyle beraber ciddi güzel bir fat. Düşüş olabilir. Düşüşleri lütfen alım fırsatı olarak kullanın. Çünkü gerçekten güzel yerlerden alınabilir. Aralıklar oluşturuyorlar. Dojo'lu diyen ne için? Mesela 70'ten al, 79'dan çak. 65'ten al, 75'ten çak olabilir. Lütfen körü körüne hiçbir yatırım aracına yapışmayın. Sepete odaklanın diyerek noktalayayım. Bizim borsamız da bu arada tepki veriyor. 5040'ı düşürdü. Orası önemli bir destek olarak 5015-5040 arası çalışıyordu. Neden borsada bir düşüş var? O da benim için önemli. Ben paranın dövize aktığını düşünüyorum. Dolar 19.10'u geçmedi ama euro tarafında bir kuvvetlenme gelebilir. Piyasada faiz, piyasa faizi 14, Merkez Bankası faizi 8,5. Seçime doğru giderken iyice gerilim artıyor. Beyaz eşya satışları, reel sektör endeksi bilmem neler falan böyle artmış gibi gözükse de yine de hayat pahalılığıyla rakamsal olarak bize yansıtılanlar hiçbir şekilde tutmuyor. Sürekli hayat pahalılığından konuşarak da birbirimizin moralini de bozmamak lazım. Biraz daha pozitife odaklanmak lazım. Bakalım neler olacak, göreceğiz. YouTube'da yeni bir yayında görüşünceye dek kendinize dikkat edin.